Hoş geldiniz arkadaşlar. İnsan hakları mücadelesi yargılanamaz. İnsan hakları ihlalleri bilançosu her geçen gün yükselen Türkiye'de kadın katilleri, çocuk istismarı failleri, hırsızlar, uyuşturucu baronları, suç örgütü liderleri cezasızlıkla ödüllendirilirken yargılanan insan hakları savunucusu sayısı her geçen gün artıyor. Muhalif olan herkesi hedef haline getiren siyasal iktidar, uzun zamandır derneğimizi özel olarak hedef tahtasına yerleştirmiştir. Derneğimizin eş genel başkanları Eren Keskin ve Öztürk Dükdoğan hakkında ifade özgürlüğü kapsamındaki konuşmaları nedeniyle ardı ardına sayısız dava açılıyor. Dernek yöneticilerimiz, İHAD'in yıllardır düzenlediği basın açıklamalarına katıldıkları için terör örgütü propagandası yapmakla itham ediliyor. Çok sayıda yöneticimiz ve üyemiz hakkında insan hakları faaliyetleri nedeniyle açılmış olan onlarca dava ve soruşturma açıldı. Derneğimizin uzun zamandır eş genel başkanlığını yürüten Öztürk Dükdoğan'a karşı son 6 ay içinde dernek faaliyetleri ve hak ihlalleriyle ilgili düşüncelerini açıklaması nedeniyle 3 ayrı ceza davası açıldı. Ve Öztürk Dükdoğan örgüt üyeliğiyle yargılanıyor. Evet, örgüt üyesi olduğu doğrudur. Kurulduğu günden bugüne onlarca şubesinde binlerce üyesiyle toplumun her kesiminin maruz bırakıldığı hak ihlalleri karşısında gece gündüz mücadele yürüten büyük bir insan hakları örgütünün üyesi ve yöneticisidir. Yargılanmasının hedef haline getirilmesinin asıl nedeni budur. Yoksulluğa mahkum ettikleri halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek linç kültüründen beslenen, alenen işkenceyi savunan, savaş çığırtkanlığı yapan siyasi erk ve emir erlerinin saltanatı sürebilsin diye adaletten, hukuktan, özgürlükten ve barıştan bahseden insan hakları savunucuları yargılanıyor. Bir kez daha hatırlatmak isteriz. Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı herkes içindir. İnsan Hakları Derneği olarak 1986 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde her türlü hak ihlali karşısında gece gündüz demeden mücadele ettik, mücadele etmeye de devam edeceğiz. İnsan hakları savunucularını yargılamak, insan hakları mücadelesini yargılamaktır. İnsan hakları mücadelesi yargılanamaz. Tüm kamuoyunu insan hakları mücadelesine sahip çıkmaya, eş genel başkanımız Öztürk Dükdoğan'a karşı açılan davanın ilk duruşması için 22 Şubat Salı günü saat 9.15'te Ankara Adliyesi'ne çağırıyoruz. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi.